Nihat Doğan olayı da Kanal D Haber Türkiye'nin gündemine adeta damgasını vurdu. Günlerdir sadece bu konuşuluyor. Malum biliyorsunuz. Herkes de bu konu hakkında yazıyor, çiziyor, yorumlar yapıyor. İşte bu yorumlardan bir tanesi gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Ben buna özellikle bakmak ve özellikle bunun hakkında konuşmak istedim. Şimdi Fatih Altaylı ne diyor? Kanal D Haber birkaç gündür Türkiye'de çok konuşulan bir habere imza attı diyor. Doğru. Ancak Nihat Doğan'ın Kanal D Haber'e sövmesinin ardından Buket Aydın hanımefendi çok daha fazlasını biliyoruz dedi. Bu cümle Kanal D Haber'in somut bir olaya ailenin ifadelerine ve emniyet tutanaklarına dayanarak gündeme getirdiği başarılı bir habere gölge düşürmekten öte bir şeye yaramıyor. Bir habercinin asla etmemesi gereken bir cümle. Medya kuruluşları, muhabirler, gazeteler, televizyon habercileri daha fazlasını da biliyoruz diye bir cümle kurmazlar. Kurmamalıdırlar. Devam edelim. Eğer bir haberi saklıyorsanız bu medya kuruluşu için iyi sicil oluşturmaz. Konuşturma bizi hafif veya ağır bir tehdit cümlesidir. Yayıncılar haberi ve bilgiyi paylaşırlar, haber ve bilgiyle gözdağı vermezler. Devam edelim. Genç meslektaşımın heyecanlı ve habercilik hırsını anlıyorum. Saygı da duyuyorum ama bir ağabeyinin uyarısını da dikkate alacağını zannediyorum. Şimdi evet, habercilik anlayışım doğru, malum var. Hırsım da var tabii ki. Genç meslektaşım demesi de haklı, doğru. Kendisi benden yaşça büyük. Ancak zamanında kendisine hatırlatmak isterim. Atılan bir gazetede, atılan bir manşetteki bir fotoğraf nedeniyle insanların onu ne kadar eleştirdiğini, yani vücudu parçalanmış halde iki çocuk annesi bir kadının fotoğrafını o gazeteye bastığı zaman Fatih Altaylı, kendisinin haberciliği çok eleştirilmişti ve o dönemde haber bu şekilde işte okunuyor, bakılıyor şeklinde kendisini savunmuştu. Şimdi bu noktayı bir hatırlatalım. İki, ben tabii ki sizin eleştirilerinizi dikkate alırım. Ancak eleştiriyorsanız eğer komple bir eleştiri yapın yazınızda. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bakalım, Nihat Doğan'ın bir tweet'i vardı. Bakalım ona. Hani bir açıklaması daha doğrusu. Nihat Doğan ne demişti bu olayı biz ilk yayınladığımızda? Belki bugün, belki yarın puslu hava dağıldığında, gerçekler ortaya çıktığında bu haberlere alet olan, bu işe tetikçilik yapan kalemşörleri, habercileri ağlatmazsam ben de adam değilim. Yani bizi ağlatacakmış Nihat Doğan, bunu söylüyor. Ben ne demişim? Fatih Altaylı'nın bu yazıyı yazmasına konu olan benim konuşmama bir bakalım. Arkadaşlarım ekrana getirsin. Mesnetsiz iddialarla kurumları suçlamaya çalışmak yerine bence bu oldukça önemli, çarpıcı ve üzücü iddialar hakkında daha doğru açıklamalar yapması kendisi açısından kamuoyu nezdinde çok daha iyi olacaktır efendim. Bu arada bir nokta daha, bu olayın çok daha fazlasını aslında biliyoruz ancak aile ve kızlar için size en steril haliyle aktarmaya çalışıyoruz. Bence Nihat Bey de bunu biliyordur. Yani biz o atılan manşet gibi aileleri düşünmeden haber yapmıyoruz. Biz insanların çocuklarını, 18 yaşından küçük çocuklarını ve ailelerinde durumunu düşünerek haber yapıyoruz. Benim tek söylemek istediğim şey buydu. Bu konuda hassasiyet gösterdiğimizi söylemek istedim. Bir şey sakladığımızı falan filan ima etmedim. Buradan da Fatih Altaylı'ya bu şekilde seslenmiş olalım. Eleştirinizi tek bir şartla dikkate alırdım. O da ne yapsaydınız biliyor musunuz? Hem beni böyle eleştirseydiniz hem de habercileri ağlatacağım diye tehditler savuran Nihat Doğan'ı da yine aynı yazı içerisinde keşke eleştirebilseydiniz sevgili Fatih Altaylı.